Sarıklar ayağa kalkın. Basur Sultanı'na ihanetiniz sabit görüldüğünden... her ikinizin de... İdamına karar verilmiştir. Abiciğim, hayırlı uğurlu olsun. Böyle nice nice adil kararlara olmuşum. Sultanım, onların ömrü de size eklensin. Ne diyorsun sen be? Lafın gelişi Zehir'im, sen abin hapşırınca çok şaşa demeyeyim mi? Demiyorum tabii. Abim hapşırdığı zaman böyle bir ağzımda geberiyorum ve sonra çikolata diyorum. Değil mi anne? Evet. Çikolata mı? O ne diyor, sen de ye mi diyor? Saçma sapan espriler yapacağını şu anın keyfini çıkarsak. Aşk olsun Zehir'im ya. Bir süper savcı olarak gösterdiğim üstün performans sayesinde abi de idama yolluyorum. Yine takdir görmüyorum. Yine takdir görmüyorum. Üstün performans mı? Dua et şu jüri üyeleri acımasız çıktı. Yoksa senin performansına kalsa değil abideyi idama göndermek, çocuk yapmaya balayına giderlerdi. Şu hareketlerine bak ya. Sen konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Burada ne harf yazıyor? Bu neyin sesi? Süper savcının sesi. Hadi be. O olsa olsa saksının ya da sürüpenin sesini. Ay, ay anne, çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Saksı, sürüpe. Ya saksı ya sürüpe. Ya saksı ya sürüpe. Ay anam, şu hareketler hiç yakışıyor mu? Yaşını başına almış kadın. Nasıl tiskiniyorum senden belli değil. Kör şeytan diyor, al şunun üstüne dök çikolata sosunu. Ondan sonra ver difrize. Çıkar zabağının, al sana mozaikli pasta. Ne duruyorsun? Ne oldu? Ayı mı oynuyor? Ne oldu? Daha sana basçı. Basçı. Fırsat. Ama niye ya? Niye? Haksızlık bu. Sakin ol kardeşim. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Hayır, anlamıyorsunuz. Ortada çok büyük bir hata var. Ay, hanımın yaptığı bir hata. Sizden kardeş, sen kendini harap etme. Gençliğine yazık. Hanımımın hiçbir suçu yok diyorum size. Hiçbir suçu yok. Yine iyiyiz kızlar. Bu dertten de kurtulduk. Oh, yandan yandan ABD'den kurtulduk da. Yandan yandan. Toplu Nur, sevincini çok belirtme, rezil olacağız mahkemeye. Ay valla rengine haklı, yani burada oynamamamız lazım. Hani hep harime yürüyor. Ay ama ben tutamayacağım kendimi. Şşş! Lan karnım! Tut kendini! Ben de kutlarız, yürü git be! Gördün mü? Tamam, sus. Gidip söyleyeceğim onların hala yeğen olduğunu. Aralarında öyle bir şey olamayacağını. Batur, götürdüler oğlumuzu. Canım, bu sefer de başka bir ceza verecekler. Ne fark edecek yani? Sen nasıl bir babasın? Nasıl böyle soğukkanlı olabilir? O bizim ilk oğlumuzdur. Soğukkanlı olmak zorundayım. Ben koskoca bir sultanım. Hem senin bir tek oğlun gidiyor, benim oğlumla birlikte bir tek kız kardeşim gidiyor. Yani iki kazan helva demek oluyor. Yani bir de olayın bu boyutu var. Eğer oğluma bir şey olursa bu sarayı hepsinin başına yıkarım. Roma'yı da yakarım. Alieron olurum. Tarihinde ilk kan davasını başlatırım. Yaparsın, yaparsın. Hadi gidelim şuradan. Oğlum Batur.
canım, duydun mu olanları? Duydum ha, duydum. Duymayan mı kaldı? Yalnız çok heyecanlı. İçinde aşk var, ihanet var, sonunda ölüm var. Yazık be ağa, gerçekten yazık. Hem ben karşıyım öyle idam işlerine falan. Bana bak, sen değil misin tavuğu horozu kesen kıtır kıtır? Hı? Ne alakası var ha? Ne alakası var? Sonuç itibariyle iki tane gencecik insanın hayatı söz konusu. Şaka yaptım, şaka yaptım. Şaka yaptım. Biz de sonunda aşkın kazanmasını istiyoruz herhalde. Artistik yapma. Haklısın ha. Haklısın. Da umarım sultanımız da şaka yapıyordur. Neyse, bu arada ben şu listeyi de hazırlayayım da çıksın aradan. Ne listesi? Canım helva yapacağım ya. İşte irmik, fıstık siparişi falan vereceğim. Hem malum sarayda Abide Hatun'un helvasını yemek için bekleyen bir sürü insan var. Sus sus. Resmen kına yakacaklar. Sen bu alışverişleri nereden yaptırıyorsun? Gönderiyorum pazara, çarşıya birisini. Alıp geliyor siparişlerimi. Niye sordun ha? Bak doyurcan, bir market açılmış saçılmış. Böyle isteklerini güvercinle yolluyormuşsun. Şak şuk ayağına getiriyorum. Biliyorum ha, biliyorum. Daha o uzun iş şimdi. Güvercini göndereceksin. Gidecek, siparişler hazırlanacak. Bekleyeceksin. Oho! Çok haklısın doyurcan. Adama güvercinle ayağına getiriyorlar diyorum. Yok diyor. Şu zehirci dükkanına geliyoruz. Şu dükkanı saraya yakın bir yere taşısalar ya. Yok anne, dekora gani gani para harcandı. Bu saatten sonra yeri hayatta değişmez. Boş ver. Acaba pazara yakın bir ev mi tutsak? Hem başka zehir satan yok mu canım? Ay anne, biliyorsun zehirci bizi çok seviyor. Hem bence çok iyi bir esnaf. Sever tabii, sever tabii. Bizden aldıklarıyla Basur Rezidans'ta daireler satın almış. Yürü hadi. Bu kalabalık da ne böyle? Biri gösteri yapıyor galiba. Ay inanmıyorum yani. Ahlaksızlık aldı yürüdü. Alinen fantezi mi seyrettiriyorlar insana? Ay anne ne fesatsın. Bak bir adam gösteri yapıyor. Hadi gel biz de seyredelim. Sen gel. Gel. Hani alkış? Teşekkür ederim. Sen gel. Dur şöyle. Evet hadi bir alkış daha. Bu adam çok başarılı ya. Validem, aynı şeyi mi düşünüyoruz?
Ay, böyle şeyler için benim yaşım çok geçti artık. Ben daha dingin, daha huzur verici ilişkilerden yanayım. Anne. Ne? Ben bundan bahsetmiyorum. Abim için mükemmel bir katil olur, ne dersin? Ah, tabii Zehirem. Harika bir fikir. Bu adam işinde çok başarılı. Yani elini bile sürmeden üretimini yapıyor. Çok hijyenik bir katil. Süper bir fikir. Süper. Kızlar, biraz daha mı kına aldırtsaydık? Yetecek mi bu kadara? Ay evet kız, bundan anca bizim elimize yeter. Aa. Halbuki daha yakacak çok yerimiz var. Kızlar, hadi yine iyisiniz ha. Sayemde eliniz kına gördü, kına. Doğru. Çeşmi fesat aklı. Yarından itibaren abidenin Mortingen oluşunu ona borçluyorsun. Kız çeşmi fesat, sana söz. Sultanımızla girdiğim ilk halvette seni öve öve bitiremeyeceğim. Cariye olarak 5 basur fitil bile etmez ama insan olarak bir tanedir o diyeceğim, bir tane. Sağ ol canım. Ama sen bunları söylemek için Esatçığımın odasına gizlice girmeye çalışırken ben zaten onunla yatakta olacağım. Yani gerekirse kendim söylerim kulağına, merak etme. O hiç belli olmaz canım. Hatırlatırım. Abi de bu saraya gelmeden önce sultanımızın en baş cariyesi bendim. Hatırlatırım. Abi de bu saraya gelmeden önce Esad'ımla en son halvete ben girdim. Evet canım. O kadar kötüydün ki senden sonra abi de paşarvasını getirmeye karar verdi. Bana bak çeşmi fesat. Sen abideyle birlikte o son yolculuğa çıkmak istiyorsun galiba. Ne yapacaksın ha? Üzerime mi oturacaksın beni? Ne yapacağım ki? Ne yapacağım? Ne yapıyorsunuz? Bugün bayram unuttunuz mu? Ne? Bayram mı? Ay, ben hemen ikinci bölüğün gidip bayramını bir kutlayıp geleyim. Rica ederim kuzum, otur oturduğun yerde. Kızlar haklı. Bugün ateş kes. Kızlar çalın hadi. Kiraz aldım dikmeden, abiden boynunu bükmeden, bükmeden. Bir armağan ver bana, abiden boynun gitmeden, gitmeden. Tombalacık abidem, celladına gel. Gel, gel, gel. Ben gidiyorum halvete, düş peşime gel. Gel, gel, gel. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Ay, ay, ay. Abide bu işin sonunu düşünmedin mi? Küçük Esat! Çalgı çengi ne? Ay ne olacak sultanım? Cenaze marşını çaldırıyorduk. Çalsanıza kız. Ben de bu gürültü patırtı nereden geliyor diyorum. Demek siz bu kadar seviyordunuz abideyi öyle mi? Sevmez olur muyuz sultanım? O bizim için kumadan da öte bacımız gibiydi mi? Ay biz olsuz ne yapacağız bilemiyoruz hiç. Ay keşke asılacağını biz asılsaydık ya. Kız, bu kadar abartmayın, adam vazgeçecek şimdi vallahi. Ha, doğru. Bebine haklı. Keşke sizi boynuzlayıp kalbinizi çiğneyip paspas gibi geçmeseydi üzerinizden ama...
Yaptı işte. Fakat adaletin kestiği parmak acımaz. Adaletin kestiği parmak acımaz ama yürek acır. Devam edin. Bırakın! Çok gürültü yapıp zaten bozuk olan sinirlerimi iyice bozmayın benim. Duydunuz mu? Anladınız mı? Tomun balıkçık halide cüllabına gel. Bitiyorum halbette diş peşime gel. Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Adem ışın sonunda düşünmedin mi? Dök, dök. Ah, ah, ah oldum ah yavrum, ah. Babası gibi hayırsız değildi. Babası gibi namussuz değildi. Babası gibi soytarı değildi. Benim oğlum vicdanlıydı. Benim oğlum oğlanların asıydı. Benim oğlum dünya iyisiydi. Ulan bu ne? Ulan bu ne? İlk göz ağrım. Helal süt emmiş oğlum benim. Ulan bu ne? Ulan bu ne? Ah! Ah ulanma dur! Hep senin yüzünden! Rahmetli dedem geldi aklıma. Benim dedem de böyle dondurma yemek için böyle bir dağa çıkıyor. Sonra böyle bu şey böyle buzu yalarken dili böyle yapışıyor. Ölüyor. Ebe kadın, kes be! Kes be ahat yapmayı! Daha oğlan ölmedi ki ahat yakarsın. Allah Allah! Ne vicdansız, ne kudum etmeli babasın sen! Nedir bu rahatlığın? Gidip oğlumuzu kurtaracağına, kılıbık gibi benimle burada önce ahat mı gelir, önce ölüm mü gelir onu tartışın! Ya ne yapayım be kadın be? Ne yapayım ya? Düşünüyorum sabahtan beri, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Koskoca imparatorla savaş mı açayım? Hey gidi hey, ne savaşı be? Nasıl açacaksın savaş? Nasıl açacaksın savaş? Şu rakamlara bak bak. Kırım Kongo asker sayısı, bizim asker sayımız 4500. Bağsun'un asker sayısı 262.000. Bak bak, mancınık sayısı. Bizim 5 tane var. Onlarda 618 tane. 618 mancınık ya. Savaş helikopterlerinde eşitiz. Onlarda da yok. Kes, kes. Hep o abideyi, o saraya yolladıktan sonra geldi bu belalar başımıza. Gerçekten madem gidip de bu temizleyemedin, git bari bütün gerçeği anlat. Onlar halaya indir, böyle saçmalık olamaz de. Ha. Bütün suçlunun kendin olduğunu açıkla. Ha, açıklasın, açıklasın da bunu böyle pastırma kesme aletiyle böyle parça pinçik etsin. Öyle diyeyim de 40 yıllık Ulan Batur, Ulan Keriz'e dönüşsün. Bir yolunu bulacağız. Bir çaresini düşünüyorum. Bir yolunu bulacağız. Bulacağız. Sen bir yolunu bulacaksın değil mi? Sen ancak her işte kendine nasıl bir yol bulup onu bulacaksın. Ulan Batu, git. Git bu oğlumu lütfen kurtar ya, lütfen. Kurtaracağız. Kurtaracağız da nasıl kurtaracağız? Bilirim senin için bunun çok zor olduğunu, hatta imkansız olduğunu. Ne yazık ki benim oğlumu ancak ve de ancak bir tek Basur Sultanı kapı gibi küçük Esat kurtarabilir. Ancak o kurtarabilir. Ne dedin sen? 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 Küçük Esat mı dedin? Oğlumu küçük Esat kurtarır mı dedin? Evet, ancak küçük Esat kurtarabilir. Sen var ya, sen kadın, safılacak kadınsın. Küçük Esat kurtarır dedin değil mi? Oğlumuzu nasıl kurtaracağımızı buldurdun bana. Tapılacak kadınsın. Başıboş kalmayacağını bilsem şu dakika öldüreceğim kendimi. Dayanamıyorum artık. Yok böyle olmayacak. Bu hindi gibi düşün düşün nereye kadar? Biriyle dertleşmem lazım. Birine anlatmam lazım çektiğim acıları. Kale Murat! Kale Murat!
edin sultanım. Emredin istenmeyen tüylerimi tek tek cımbızla yolayım. Yavrum, işin gücün koparmakta, yolmakta, kesmekte. İki dakika sakin ol, beni dinle. Bir derdim var. Seni dertleşmek için çağırdım Murat. Nasıl isterseniz sultanım. Sizin dertlerinizi dinleyip sıkıntıdan ölmek bile benim için bir şereftir. Çok teşekkür ederim Murat. Aynı zamanda patavatsız da bir fedaisin sen. Affedersiniz sultanım. Siz Abide Hatun için mi üzülüyordunuz? Hayır Murat. Dün yaş çay yaprağı alım fiyatları açıklandı. Rekolte bayağı yüksek ama fiyatlar çok düşük. O kadar yaprak, o kadar çay bahçede kalacak diye üzülüyorum Murat'ım. Ulan tabii ki abide için üzülüyorum. Ne için üzüleceğim başka? İki dakika dinle beni Murat. Abide her ne kadar beni aldatmış olsa da ben hala... Abide beni aldatmış olmasına rağmen bir türlü abide... Muratçım, abide beni aldatmış olmasına rağmen bir türlü kafamdan abide gerçeği... Ya Murat'ım, yavrum, neden maymun gibi oradan oraya atlayıp duruyorsun? Beni burada ajans geldiği gibi oradan oraya döndürüyorsun. İki dakika gel de dinle beni ya. Ya Murat'ım, yavrum, niçin oradan oraya atlıyorsun? Sıkıntın ne? Açıl bana. Ben senin sultanınım oğlum. Affedersiniz sultanım ama yani mahkeme falan derken bütün gün perende atamadım. Bana da bir böyle hareket etme isteği geldi sultanım. Buyurun sizi dinliyorum. Bak yavrum, kımıldamayacaksan anlatayım sana derdimi. Peki, kımıldamam sultanım. Kımıldarsam emredersiniz ilk kımıldayan uzvumu... Tamam, tamam yavrum. Yine vahşete vurdun kendini. Sakin ol. Ne diyorduk? Nerede kaldık Murat'ım? Yaş çay yaprağı diyordunuz sultanım, evet. Abinin nerenle dinlediysen Murat'ım. Bu kadar atlarken zıplarken aklımda bu kalacak tabii. Abide diyorum yavrum, abide. Abide beni her ne kadar aldatmış olsa da... Murat'ım iki dakika kımıldama yavrum. Gerçekten sana zarar vereceğim şimdi. İki dakika dur yerinde. Emredersiniz sultanım. Abide Murat'ım. Abide değil. Bak yavrum. Sen de basurlusun, ben de basurluyum. Ama anlıyorum seni. Bak hacetin geldiyse tuvalete git yavrum. Sultanım, bünye hareket istiyor. Ama ben kımıldamayacağıma dair size söz verdim değil mi? Buyurun sizi dinliyorum. Tamam Murat'ım. Hadi bakalım. Sen şimdi buradan parandeler atarak uzaklaşıyorsun. Nöbetçi, kapıyı aç. Hiç gerek yok. Uç, uç. Emrediyorum. Bu bir emirdir. Emredin. Çekil oradan. Çekil. Hadi git, hadi git, hadi git. Hadi yavrum. Taklalar atarak uzaklaş buradan Murat'ım. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Acaba ben buna bir çember mi yaptırsam şöyle kocaman? Hamsterlar gibi içinde bir dövse dursa. Hem o enerjisini boşaltır, hem de böyle abuk sabuk şeyler yaşamayız. Patlayacağım ben ya. Derdimi birilerine anlatmak zorundayım. Kime anlatsam acaba? Acaba Çıngıraklı'ya mı anlatsam? Ama anlatılan hiçbir şey anlamıyor. Kaybettin olabilir. En azından takla atmıyor. Bir deneyelim bakalım. Nöbetçi! Çabuk bana müneccimbaşı Gaybettin'i çağır. Ona sultan seni çağırıyor. Çok önemli bir mevzu hakkında görüşmek istiyormuş de. Fırla! Emredersiniz sultanım. Bu arada o şapka çok yakışmış. Biraz dar gelmiş ama olsun, olsun. Hadi bakalım yavrum, hadi bakalım. Hanımlar, ben bu konuyu tam olarak anlayamadım. Bence şunu bir kez daha konuşalım ha? Ay, kamçı şaklatmaktan bunun beyni zangırdamış ayol. Anlamamış hiçbir şey. Bak şimdi kamçılı kardeş. Bu arada arkadaşlarım bana Indi der. Ama siz isterseniz kısaca Indiana Jones diyebilirsiniz. Ay yani fazla samimi olmayalım diyorsun öyle mi? Ay Zehire, bu işi beceremeyecek. Kalk gidelim. Yok yok hanımım. Ben işimi neyleyim? Hem gidip Basurlu Kutsal Hazine Avcıları kahvesinde beni sorarsanız herkes tanır. Ay tamam tamam anladık. Bak kardeşim, şimdi
sana söylediğimiz kişiyi öldürürsen eğer, sana verdiğimiz bir kese altının iki katını vereceğiz. Ne? Ben o paraya sultan bile öldürürüm be. Ay Zehire, kalk gidelim. Yapamayacak, kalk. Ay anne, dur bir dakika. Bak kardeşim, zaten sultan öldüreceksin. Bu parayı sultan küçük Esat'ı öldüresin diye veriyoruz. Ha. Ha. Ama bu para bir sultanı öldürmek için az canım. Bana bak. İndi misin, hindi misin, nesin? Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Tamam hanımım. Yani kızmanıza gerek yok. Ben sadece pazarlık biraz şey etsin diye şey ettirdim. Yani tamam ben bu işi yaparım. O zaman beni niye iki saattir burada yoruyorsun ha? Karşımda böyle güzel bir bayan görünce... muhabbeti uzatayım dedim. Mesain bitince sen nerelere takılıyorsun bakayım? Anne, saçmalıyorsun ama. İşimiz gücümüz var bizim. Bana bak efendi. İki kamçı şaklatıyorsun diye her kuşun eti yenmez yani. Her neyse. Bak şimdi kamçılı kardeş. Sen bu akşam sarayın mutfak kapısına geliyorsun. Tamam hanımım. Ben hatta iş garanti olsun diye bıçak, keser, kamçımı da alıp gelirim tam teşekküllü. Ne dersiniz? Tamam. Ben seni mutfak kapısını açmak için bekleyeceğim. Bu kez anlaşıldı mı? Anladım hanımım. O zaman ben gidip hemen hazırlıklara başlayayım. Ne dersiniz? Müsaadenizle. Hadi anne biz de gidelim. Anne. Hadi. Tamam. Hadi kalkalım. Çağırtmış olma ihtimaliniz var mı? Evet kaybettim. Seni çağırttım. Kesin vurduracak kendimi. Kesin. Salak kaybettin. Sana mı kaldı sultanı boynuzlayan kadını savunmak? Sen nasıl olur da beni boynuzlayan bir kadını müdafaa edersin diyecek. Abide ve o veletle birlikte beni de idam ettirecek. Kaybettim. Sultanım açıklayabilirim. Yeminle ben savunmak istemedim abideyi. Baronun bana verdiği yetkiye dayanarak bunu yapmak zorundaydım zaten. Yemin etmişim bir kere baroya. Zaten dikkat ederseniz yalap şap öylesine bir savunma oldu. Jüri de doğru kararı verince çok da iyi oldu zilli. Çok da iyi oldu, çok da güzel. Sen ne diyorsun be adam? Hayatım boyunca gerçekten aşık olduğum kadını ölüme göndermişim. Kalkmış bana onu yalap şap savundun mu diyorsun bana? Yo. Tamamıyla yanlış anladınız siz. Yani... Hey! Yanlış mı anladım? Ben eşeklik ettim. Eşeğim ben. Eşek olduğum için size yanlış aktardım. Yoksa siz anlamamış olur musunuz yani? Ben abide yengemi ölümüne kadar savundum. Modern hukukun bana verdiği bütün yetkileri sağlı sollu kullandı baba. O lanet olası jüri. Tamam kes artık be. Ben de mahkeme dedim, kararı ben verdim. Ben zaten mahkemenin verdiği kararın fikir teatisini yapacak değilim burada seninle. Ben buraya seni dertleşmek için çağırdım Gaybettin. Dertleşmek için mi? Evet. İki dost gibi dertleşmek için. Kardeşim, bir dost gibi davran bana. Herkes bizi öyle bilsin. Tamam kardeşim. Yasla başını. Yasla başını kardeşinin omzuna kardeşim. Esatçım benim. Oha! Dost derken kanka kadar yakın bir şey değildi galiba. İleri gitmiş olabilirim. Siz
anlatın isterseniz. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Nefes al. Öyle pişmiş kelle gibi sırıtacağını. Anlat bakayım. Nedir gene kurduğun plan senin? Öyle bir plan ki bu planı açıkladığımda pişmiş kellemi öpeceksin. Patronun böyle pislik pislik tiksinç tiksinç güldüğüne göre yine aklına kesin böyle acayip planlar gelmiştir. Tabii ben ciğerini bilirim onun, ciğerini bilirim ben. Aklı hep kötülüğe çalışır onun. 100 yıl sonraki torunu rahmetli Ceyhan olur. Şimdi beni iyi dinleyin. Planı açıklıyorum. Plan. Söyle bakayım. Plan. Plan değil oğlum. Plan. Plan. Plan şu. Madem ki ulan bu neyle abileyi Cücük Esat kurtarabilir, ben de Cücük Esat olacağım. Sen Cücük Esat olacaksın. Ne sandın? Kızarmış ellim. Ben dünyadaki her şey olabilirim. Cücük Esat olup onları saraydan kurtaracağım. Süper, harika plan. Vallahi bravo, tebrik ederim. Ben de yıllık iznimin bir bölümünü kullanırım artık. Salak! İkinci bir emre kadar izinleri kaldırdım. Sen de benimle geliyorsun. İyi de ben babayın kimliği olarak gelirsem yani foyanız ortaya çıkar Haşmet'im. Onu da düşündüm. Sen de Çıngıraklı Paşa olursun. Çıngıraklı Paşa, ben. Oh, Haşmet'im yani. Ben nasıl Çıngıraklı Paşa olacağım? Ayrıca da yani ben maymun muyum, vezir miyim anlamıyorum ben de. Sürekli bir yani kılık değiştirme durumları bu. Nedir ya? Beğenmediysen seni Kare Murat yapalım. Paranı da atarsın. Beterin beteri var diyorsunuz yani. Tamam. Neyse tamam, ben Çıngıraklı Paşa olayım. Tamam, ne yapayım? Bu sefer gerçekten aferin sana oğlan Batur. Gerçek bir baba gibi oğlumuzun hayatı için kendini tehlikeye atıyorsun ya. İlk defa seninle kocam olarak gurur duydum. Gel buraya, öpeceğim seni alnından. Gel buraya. Dur. Kötüler de en az iyiler kadar cesur olmalıdır. Yoksa nasıl çıkar aydınlıklar karanlığa? Ne dedim ben? Yani aydınlık. Neyse. Şimdi öpebilirsin. Yavaş. Yavaş. Sokaktan geçen simitçiyi öpmüyorsun. Koskoca Kırım Kongo Sultanı'nın başını öpeceksin. Yavaş. Yavaş. Oh! Allah kahretmesin. Ruj yaptın mı? Seveyim seni dedim ya. Lan cezanı verecek. İçim yanıyor Gaybettin. Abideyi çok seviyorum. Seviyorsunuz demek. Ah. Peki şeye rağmen mi? Neye rağmen mi? Hani öküzlerde olur, boğalarda böyle iki tane. Yediğim boynuza rağmen mi? Ben demedim. Ben demedim, siz dediniz. Beni aldattığını hala inanamıyorum. Bunu bana nasıl yapar? İnanamıyorum. Mahkemenin verdiği karara rağmen inanamıyorum. Sultanım, madem o kadar çok seviyorsunuz, neden idam cezası verdiniz? 6 hafta seyircisiz halbet cezası verseydiniz, olup bitseydi. Şaşkın herif! Halbet zaten bizde seyircisiz yapılıyor. Bizde halbet seyirciye kapalı. Ayrıca ben aşık bir erkek de olsam, aynı zamanda bu ülkenin sultanı ve Yüce Basur Yasa Mahkemesi'nin karar koyucusuyum. Duygularımı, hormonlarımı birbirine karıştıramam işimle. Sizin de işiniz zor be sultanım. Çok sağ ol Gaybettin de. Ben işim zor mu, kolay mı? Onu öğrenmeye çağırmadım seni buraya. Eğer buraya geldiysen bir işe yara. Söyle bana, benim yerimde olsaydın ne yapardın? Sizin yerinizde olsaydım ne yapardım? Evet, dinliyorum. Yani şöyle kur kafanda. Basur'un sultanı sensin, harem de senin olacak. Ne yapardın? Basur'u boş ver de harem benim olsa...
sultanım, böyle karşılıklı bir şekilde oturmuşken, ne bileyim, karı kızdan bahsetmek pek hoş olmuyor benim gözümde. Bırakın! Ne demek karı kız? Sen benim haremimdeki cariyelere, en sevdiğim cariyem Abide'ye karı kız mı diyorsun? Sultanım, ben öyle söylemek istemedim. Karı kız derken şey... Oho! Olmuyor ki böyle. Hem dostane sohbet, hem dertleşmek, arkasından kelle koltuk da olmuyor yani. Çok haklısın. Tamam, tamam. Doğru. Böyle dertleşmek olmaz. Sen korkmadan düşüncelerini özgür bir şekilde söyleyebilirsin. Bir şey yapmayacağım sana. Peki, dinliyorum ben seni sakin sakin. Anlat. Lakin en çok sevdiğim cariye Abide Sultan hakkında ne yapacağıma dair bana bir fikir ver, yoksa ben kafayı yiyeceğim. O zaman biraz düşünelim. Aşık. Çok aşık. Evet. Duygusal. Kırılgan bir sultan. Aynı zamanda cillop gibi bir cariye. Buldum! Buldum sultanım. Kralını buldum, yemin ediyorum. Söyle, çabuk söyle, dinliyorum. Sultanım, alacaksın kızı karşına. Açık açık konuşacaksın Kankuli. Delikanlı gibi. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Geçeyim karşısına. Abi de senden hoşlanıyorum diyeyim. Yani. Ben nasıl akıl edemedim bunu? Ben! Ha! Kardeşim, abi de benim hoşlandığım hatun mu? Şu yatağın dili olsa da konuşsa, abi de bilmiyor mu benim onu deliler gibi sevdiğimi? Sizce hala öyle mi sultanım? Nasıl yani? Hala öyle mi? Ne bileyim. Artık bayağı bir şey değişti. Sonuçta idam cezası verdiniz Abide. Acaba hala sizin onu sevdiğinizden emin mi? Hı? Haklısın. Artık beni sevmiyor mu diyorsun yani? Peki konuşmak ne işe yarayacak? Diyalog her zaman güzeldir. Bence gideyim konuşun delikanlı delikanlı. Çok doğru söylüyorsun. Eteklerde taş kalmasın. Belki onun yanına giderim. Bana deliler gibi sarılır. Öpüşürüz. Bana der ki, sultanım beni affedin. Dayanamam. Bir yerlerde bir açık bulurum, onu affederim. Çok iyi olur. Bu arada... Bana boynuz takan o zillinin avukatlığını yaptığını unutmadım. Ödeteceğim ben bunu sana. Ne oluyor ya? Hem zilli diyor, avukatlığını yaptın diyor. Dostum diyor, dertleşelim diyor. Kafası çok karışık. Çok yakınlaştık son zamanlarda. Kellem gitmese bari. Çok korkuyorum. Aç kapıyı. Sultanım. Sana aç kapıyı dedim. Ama sultanım. Bana bak! Sana kapıyı aç dedim. Her ne kadar içerideki kadın beni aldatarak eşek yerine koymuş olsa da onunla konuşmak istiyorum. Yoksa senin şah damarını alırım, ondan maymuncuk yapar kapıyı öyle açarım. Aç kapıyı! Kapıyı açarım açmasına. Kapısı sizin köpeğiniz olsun. Fakat anahtar sizde. Aferin, sınavı geçtin. Ben seni denemek için yapmıştım bunları. Tamam, gidebilirsiniz. Gidin çay için. Çabuk. Söyle bana yazsınlar. Nasılsın?
daha iyi günlerim olmuştu. Soğuk falan değil değil mi zindan? Yani soğuk ama zatürre alacak vaktim yok ne de olsa değil mi sultanım? Ben de görmek istedim seni şeyden önce. Şeyden önce? Cellatlarınıza verdiğiniz emirle boynumu bedenimden ayırmadan önce mi? Bu benim için kolay mı zannediyorsun abide? İnsanın aşık olduğu birini ölüme göndermesi kolay mı zannediyorsun sen? Bilmem. Daha önce hiç başıma gelmedi. Sesinde sistem seziyorum. Ama burada incinen benim. Yarın boynu incinecek olan da benim. Neden yaptın o zaman bana bunu? Bunu seni yapmaya itecek tek bir şey yaptığımı söyle. Yarın affedeyim seni. Haklısınız sultanım. Sizin hiçbir suçunuz yok. Olanlar sizin kabahatiniz değil. Neden yaptın bana bunu abi de? Neden yaptın? Sırf benden daha genç diye mi? Sırf bıyıkları kaytan diye mi? Sırf ayakkabıları daha iyi penceliyor diye mi? Bu sorularınıza cevap veremem sultanım. Lakin ölmeden önce bilmenizi istediğim bir şey var. Ben sizi tanımadan 50 yıl yaşayacağım ama sizi tanıdıktan sonra hemen ölmeyi tercih ederim. Gerçi hem sizi tanıyıp hem de 50 yıl yaşamak iyi olurdu ama ikimizin de elinden bir şey gelmiyor öyle değil mi? Sultanım üzülmeyin. Ben size kırgın değilim. Ben kaderime kırgınım. Ben de sana kırgın değilim abi de. Ama o zibidiyle beni aldattığın için çok kızgınım. Açık bıraktınız. Hayır ben yabancı değilim ama başkasına yaparsanız kaçabilir. Uyarayım dedim. Zilli milli ama çok onurlu bir kız. Açık da saf galiba. Esat, sen nasıl unutacaksın bu kızı? Var hep seni burada. Sen burada kimi bekliyorsun? Ben kimseyi beklemiyordum. Yok yok. Kapıdan girerken duydum. Nerede kaldı bu adam diyordun. Kimle buluşacaktın söyle bana. Aslında ben gece karnım acıktı. Böyle buzdolabını açtım. Yiyecek bir şeyler arıyorum. Bana bak. Ne o? Buzdolabının ışığı mı rahatsız etti yoksa seni? Zehirem yapma. Hakkındaki bütün kanıtlar, hakkındaki bütün deliller senin burada yabancı bir adamla buluşacağını söylüyor. Kimle buluşacaktın söyle bana. Ne kanıtı be? Ne kanıtı? İşte orada. Bakıyorum ki. Bak mercime çoktan fırına vermişsiniz. Ooo baby baby. Sen iyice manyadın be. Manyadıysam senin aşkından manyadım. Senin aşkından delirdim. Ben senin için var ya. Ay dur. Ne yapıyorsun? Bir, dur. Dur ne yapıyorsun? Ay ama. Ha işte bak geldi. Kim? Ay bir dur ya bir dur. Demek. Ay bir dur diyorum ya. Bir dakika dur. İndiana Bey yani siz de çok geç kaldınız be kuzum. Biraz erken geldim.
çöplere atıverdim. Siz de böyle çok hamarat bir kiralık katilmişsiniz hani. Kiralık mı? Katil mi? Bak Cıngıraklı, madem artık saklayacak bir şey yok, her şeyi itiraf edeceğim. Ama bir şartım var. Karışmayacaksın. Oh my God! Neler duyuyorum, neler görüyorum. Aşık olduğum kadını resmen şu an burada yabancı bir erkekle basıyorum ben. Ne aşağı bir adam? Ay bir dinle. Ne oldu ya? Bak, ben onu küçük Esat'ı öldürsün diye tuttum. Küçük Esat öldürsün diye mi? Sana bahsetmedim çünkü ne zaman seninle bir plan yapsak battık. Yalnız değilim. Böyle tanımadığımız adamların yanında öyle konuşmazsak iyi olur. Ya bundan sonra kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Neyse ben sana sonra detayları anlatırım, tamam? Tamam tamam ablacığım. Hadi başka ekstralarım var. Acele etmemiz lazım. Tamam sen şimdi küçük Esat'ı gördüğünde hemen hallediyorsun. Göreyim hadi seni. İyi de ben daha önce hiç sultan görmedim. Nasıl tanıyacağım? Çok kolay. Böyle uzun boylu, kirli sakallı, böyle havalı kaftanlar giyen, kafasında kavuk olan bir adam gördün mü hemen öldüreceksin. Tamam, tamam ben hallederim. O zaman yolcu yolunda gerek. Yine de akıl etmiş bu. Ya aşk olsun Zehirem ya. Benden habersiz plan yapıyorsun. Harbiden gönlümü kırdın ya. Aman senin yaptığın planları da gördük bugüne kadar. Senin yaptığın planlara uysak 12. bölüme zor gelirdik. Kısa metraj film tadında kalırdık. Zehirem, bana bir tokat atsana. Ya bir tokat at ya. Bir libidomu coşturdun. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor ya? Merhaba asker. Duymadınız mı oğlum? Sultan Cücük Esat merhaba dedi la. Merhaba efendim. Ama siz nöbetçilerin konuşmasını istemezdiniz hiç. Ne hıyar adammışım ben. Bundan sonra konuşabilirsiniz. Hatta gidin, gezin, dolaşın, yemek yiyin, kahveye gidin, tavla atın. Her şey sebrest. Ya böyle de delikanlıdır sultanımız işte. Ha. Hadi gidin lan, hadi gidin. Nöbetçinin tadı çıkar. Hadi bakalım. Hadi lan. Hadi. Babayın gemi. Bana bak. Hatırlıyor musun zindanlar neredeydi? Daha önce geldik ya. Doğrusunu söylemek gerekirse hatırlamıyorum Haşmettin. Ya ne biçim vezirsin ya? Ne biçim vezirsin? Nasıl hatırlamazsın? Yandığımızın resmidir yakalanırsak. O zaman Neşe ile Oya'nın, Azmi ile Kaya'nın selamını bize bildiriverirler. Anladın mı? Yürü. Birisini görsek de sorsak ya. Çaktırmadan sor ki bizi tanımasınlar, anlamasınlar yabancı olduğumuzu. Merak etmeyin Haşmettin. Adam kerizleme konusunda üstüme yoktur. Zaten benim işim bu. İşim derken yani sizi kastetmedim. Dayağı yeniden hadi yürü. Bak etrafına. Hatırlamaya çalış. Neredeydi bu? Amanın. Amanın. Bunlar ne yapıyor burada? Burası aşk sarayı mı? He? Aşk sarayı. Aksaray. İsim oradan geliyor. İstersen, istersen şunlara bir soralım bakalım. Kesinlikle biliyorlardır. Hop 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 bakar mısınız? Yavrum, kızım, oğlum. Zindanlar nerede acaba? Eyvah küçük Esat. Belki tanımadığınızı görmemiştir. Tüyelim. Bak 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 bak. Niye kaçtı bunlar? Kim zannettilerse bizi artık. Salak vezir. Kim zannedecekler? Tabii ki Esat'la veziri sandılar. Hadi. Hatırlamaya çalış. Hatırlamaya çalış. Nerede olabilir? Sağda mıydı? Solda mıydı? Ortadaydı. Thank you.
Yiğit Basur'un güzel prensesi. Niye ağlarsın sen? Neden ağlıyor olabilirim sence? Onlara verilen ceza yüzünden olabilir mi acaba? O rezil hayvana verilen o ceza az bile. Ne demek az bile? İdam edilecek işte, daha ne olsun? Sizi kandırıp iki kadını birden idare eden o şerefsizi, o adiyi, o kadın düşkününü bir defa idam etmek yetmez. Onu her gün diriltip diriltip. İdam etmek lazım. Kim bilir, ileride bilim bunu belki gerçek kılar. Ama biz görür müyüz? Ondan emin değilim sultanım. Belki de her şey bildiğimiz gibi değildir ama. Ah güzel prensesim, ah güzel prensesim. Gerçekten hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Bir gün bunları öğrendiğinde bu döktüğün gözyaşları için üzüleceksin. Keşke böyle şeylere gözyaşlarımı dökeceğime itfaiyeye bağışlasaydım diyeceksin. Bak görürsün, diyeceksin bunu. Neyse, ben tıpış. Dur bakalım, yasada abidenin durumuyla ilgili yasal bir boşluk bulabilir miyim? Belki bir kurtuluş umudu yaratabilirim. Bakalım. Evet. B. Bo. Heh. Boynuzlama bakalım. İş seyahatine gidiyorum diyerek boynuzlamalar değil. Halı saha maçına gidiyorum diyerek boynuzlamalar, bu da değil. Bahçıvanla boynuzlama değil. Zevcesini ya da zevcini iş arkadaşıyla boynuzlama değil. Heh. Devlet erkanıyla boynuzlama. Durumu tüm açıklığıyla yazmışlar zaten. Bak ne diyor? Cariyelerden biri sultanı ayakkabı tamircisinin çırağıyla boynuzlarsa ve jüri tarafından suçlu bulunursa, sultan bu cariyeye deliler gibi aşık da olsa fark etmez. Cezası ölümdür. Abideyi ölümden kurtarmanın hiçbir yolu yok. Ah abide. Benim kaderimde de bu varmış, seni ölümünü görmek. Ama ben dayanamam senin ölümünü görmeye. Benim için tek bir yol var. Bu da hayatıma son vermek. Tamam, tahtı bırakacağım bir oğlum yok ama abi de öldükten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok ki. Zaten teknik olarak 40 yıl içinde öleceğim. Onun için kendi yöntemlerimle buna son veririm ben, daha iyi. Elveda Basur. Elveda çok sevdiğim Basur halkı. Elveda taht odam, tahtım. Giysilerim, elveda. Elveda reji. Elveda ekip. Alayınıza elveda. Nalan. Feminena. Sus. Bu sarayda birçok kişi için Feminena olabilirim. Ama senin için Talat'ım, bunu biliyorsun Nalan. Biliyorum Talat. Lakin seni görünce ziyadesiyle heyecanlanıyorum. Ben de öyle küçüğüm. Ben de öyle. Hatta yüreğim kafesinden çıkmak isteyen bir kuş misali pır 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 kanat çırpıyor. Rica ederim. Böyle kelamlar etme Talat. Aksi takdirde kendime hakim olamayıp... Aksi takdirde kendine hakim olamayıp ne? Aksi takdirde kendime hakim olamayıp şuracıkta çılgınlar gibi... Çılgınlar gibi elinden tutabilirim Talat. Al şunu Nalan. Al şunu, tut elimi. Talat. Nalan. Talat. Nalan. Talat. Nalan. Aa, ne oluyor bakayım burada? Bu ne biçim bir bıçak ya? Ya Murat, nedir kardeşim bu?
Böyle bıçak mı olur ya? Affedersiniz sultanım ama böyle travmatik bir zamanda yanınızda gerçek bir hançer taşımanıza izin veremezdim. Ha, demek bu bıçakları sen değiştirdin ha? Ne karışıyorsun kardeşim sen benim ölümüme? Ölüm benim ölümüm. Karışmayın benim ölümüme. Affedersiniz sultanım ama hançeriniz emin ellerde. Demek kendini akıllı zannediyorsun Murat'ım, öyle mi? Şimdi görürsün sen. Kare Murat! Kare Murat! Emredin sultanım. Evet. Sana emrediyorum. Öldür beni Murat. Ah buyur. Bana bak kızım, senin bu parmaklarını tek tek buralardan kırarım. Anlıyor musun beni? Bir de haremde çalışıyorsunuz. Kadınlık, kızlık, gacılık nerede? Bırak kızın ellerini. Hadi işinin başına dön. Yürü. Tabii zilli kapım. Ah Talat, bu mesut günlerimiz bir gün sona erecek diye öylesine çok korkuyorum ki. Ya ileride paşa babam izdivacımıza mani olursa? Af maf yok. Sadece buyurma var. Öldür beni Murat. Ama sultanım... Evet, sultanın olarak emrediyorum sana. Beni öldür. Sultanım ama... Aması maması yok Murat. Emrediyorum sana. Öldür beni. Olamaz. Vicdanımla fedailik el kitabımın arasında kaldım yahu. Vicdan yapma Murat. Sultanım olarak emrediyorum sana. Öldür beni. Sen şurada bekle bakayım. Kapıyı da niye çalıyorsan? Ay dün akşam neredeyse öpüşüyordum adamla. Gerçi sarhoştu ama olsun. En azından kapıyı çalmayacak kadar samimiyetim var artık. Sen bekle. Diğer kadın, durum bildiğin gibi değil. Bunca zaman koynumuzda yılan mı besledik biz ha? Zilli kadın, ne yapıyorsun sen? Sizi öldürmeye çalışıyordu sultanım. Kardeşim, bırak çocuğu. Ben emrettim beni öldürmesini. Bırak, kalkın. Siz mi emrettiniz? Ay, özür dilerim sultanım. Ah be zilli kadın. Ne olurdu iki dakika daha geç geleydin. Ettin. Neler oluyor burada Kare Murat? Sultanımız hiç iyi değil. Benden kendisini öldürmemi emretti. Emir de demiri keser, bilirsin. Bana bak, o elin bir daha kalksın sultana, koparırım o elini. Sultanım, çok üzgünüm. Emredin. Neyine emredeyim? Emrettik işte, yaptığın ortada. Yürü, kalk et buradan. Ne oluyor sultanım burada böyle? Çok kötü hissediyorum kendimi. Çok kötüyüm zilli kadın. Ay canım. Mezopotamya tarihinin gördüğü, gelmiş geçmiş en kudretli sultan olmama rağmen sevdiğim kadının ölümünü görmek zorundayım. Dayanamıyorum, ölmek istiyorum zilli kadın. Canım, canım, canım. Ay ağlamayın sultanım. Ağla, ağla, ağla. Tamam, ben şimdi daha iyiyim. Çok daha iyiyim. Ağla, sen tamam. Rahatlarsın, ağla. Tamam, tamam, ben iyiyim. Ağla. Ölen de ölünmüyor ki sultanım. Kalan sağlara bakın. Tamam, zilli kadın. Tamam yavrum, iyiyim şimdi. Bir an bir kötüleşmiştim. Şimdi çok daha iyiyim. Şimdi çok daha iyiyim yavrum. Çok daha iyiyim. Evet. Ne oldu zilli kadın, hayırdır? Sen niye geldin? Yani beni göğsüne bastırmak dışında. Ay ben ne için gelmiş olabilirim? Ben niye gelmiş olabilirim sultanım? Zilli kadın, yavrum. Halimi görüyorsun. Zaten bunalımdayım. Beni daha fazla bunaltma yavrum. Ben nereden bileyim senin buraya niye geldiğini? Nereden bileceksiniz değil mi? Bana bak! Titremeyi kes! Topla kendini! Hatırla, niye geldin buraya? Lazım değil mi? Niye geldim ben buraya? Ay, 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 buldum, buldum. Zühre'mi getirdim ben. Zühre'm geldi. Ay. Bizim orada bir laf vardır yavrum. Ya. Deliler çift çift dolaşır diye. Tahmin etmeliydim senin ardından böyle bir şeyin geleceğini.
Bak zilli kadın, halimi görüyorsun. Yine o şuursuz kadın elinde Süleyman yazılı bir mensucatla falan geldiyse tutamam kendimi yavrum. Ona zarar veririm, ondan sekerim, sana da zarar veririm. Bana bak, kes titremeyi. Neden gelmiş buraya? Bilmiyorum sultanım, söylemedi ki bana bir şey. Sizinle çok önemli bir şey konuşacakmış. Çok önemli bir şey konuşacak. Acaba Süleyman'ın kim olduğunu deklar etmeye mi geldi? Bilmiyorum ki sultanım, bilmiyorum. Tamam, 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 bırak. Bırak, dayanamadın sen de. Tamam, söyle, gelsin. Zühre! Ne var yavrum? Sultanım, sizden bir ricada bulunmaya geldim. Ne rica edeceksin bakalım? Abide hakkında sultanım. Abide hakkında mı? Evet sultanım. Size yalvarıyorum. Abide'nin idam emrini iptal edin. Görüyor musunuz zilli kadın? Şuursuzlukta senden hiç geri kalmıyor ama... kalkmış gelmiş buraya abidenin cezasını iptal etmemi istiyor benden. Yavrum sen ne kadar düşünceli bir hatunsun. Oysa harimimdeki diğer cariyeler... ben abidenin idam hükmünü verdiğimde totolarına kına yakacaklardı. Çok insaniyetli bir kız. Abideyi affedecek misiniz sultanım? Yavrum benim. Senin bilmediğin çok şey var Zührem. Yavrum, Zührem. Sen çok düşünceli bir cariyesin yavrum. Ama abidenin yaptığı yenilir yutulur bir şey değil yavrum. Bilinmiyorsun sen. Çok ağır bir suç işledi. Ona verdiğim cezanın karşısında ben bile duramam yavrum. O sultanı aldattı. Biliyorum. Sultan küçük Esat'ı aldatmış. Ama o Esat'ın sorunu. Sen niye idam ediyorsun ki Süleyman? Anladım ben aşkım. Ay. Akıl alır gibi değil. Ne olacak? İntihar ederim. Kafama giderim, bu kolay. Tahtımın bir varisi yokmuş. Ne olacak? Hallolur. Ama Basur halkını ve Basur sarayını bu şuursuzlara bırakıp gitmek de var. Yok arkadaş, vazgeçtim. İntihar etmiyorum ben. Ya babayın kemiği, bu zindanın tek bir girişi vardı. Neden bulamıyoruz? Ya Haşmettin, doğru söylüyorsunuz. İnsanın kafası karışıyor kocaman sarayda. Yani insan bir tabelalar koyar. Ne bileyim, halvethane yazan, ondan sonra zindan yazan. Salak! Bizim sarayda tabela mı var orada burada? Burası otoban mı? Oraya buraya tabela koysunlar. Haklısınız Haşmettin, haklısınız. Koklaya koklaya bulabiliriz belki de. Koklaya koklaya. Kız kardeşiniz nasıl kokuyordu acaba? Benim hatırladığım kadarıyla eski gibi kokuyordu. Bana hatırlat da Kırım Kongo'ya gittiğimizde sana bir boy ağda yaptırtayım. Ondan sonra da erkekler hamamına attırayım. Gerizekalı, yürü! Bak sağına soluna. Erdi. Ya asker efendi, açsana şu kapıyı da. Yemek bırakacağım diyorum. Açamam. Anahtar sultanımızda. Hem kafeslere yiyecek atmak yasak. Asker efendi, bu tepsiyi şimdi sana bir çakarım. Hayvanat bahçesi mi oluyor burası? Cık cık cık. Kafeslere yiyecek atmak yasakmış. Ya doyurcan usta. Aç değilim ben, istemiyorum. Hiç olur mu öyle şey abi de hatunum? Kursağınızdan bir iki lokma bir şey geçsin. Hem bakın en sevdiğiniz yemeği yaptım. Sen çok hakikatli bir adamsın doyurcan usta. Ama inan karnım aç değil. Hayatta olmaz. Yarın idam edilirken açlıktan başınız döner, tansiyonunuz düşer filan. Affedersiniz, öyle demek istememiştim. Anlıyorum doyurcan usta, anlıyorum. Sağ ol. Ama şunu... yok, oradan geçmez. Ya istemiyorum diyorum doyurcan usta. Ya ama... peki, şu... Bu ne? Helva. Yeni yaptım, taze taze. Bir gün bekleyince daha iyi olur. Ondan helvanı erken yaptım ki
daha lezzetli. Şey... Hakkınızı helal edin. Bizi küçük Esat'la çıngıraklı sandılar ha. Demek ki çok başarılı bir şekilde küçük Esat'la vezir olmuşuz. Kendimizi tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Ben böyle devam etmek istiyorum bu işe. Yani siz devam etmek istiyorsunuz da benim açıkçası hiç umurumda değil yani. Benim konumda bir değişiklik olmayacak ki. Ben aynı yani vezir. Benim için çok iyi olur. Düşünebiliyor musun? 3 gün bu saraydayım, 3 gün Kırım Kongo sarayındayım. 3 orada, 3 burada, 6. Bir gün ne yapacaksınız? Gerizekalı. Bir günü de kendime ayırayım. Sebil miyim ben? Dingil. O da doğru tabii. Ay biri Sebil'e mi dedi? Sebil'e dandin duyar gibi oldum. Aa! Ah! Ay sultanım siz mi buradaydınız? Sultanım. Ben amacıyım. Size diyor. Size sesleniyorum. Gelsenize. İçeri mi geleyim? İçeri çağırıyor beni. Acaba davete icabet etsem mi? Ayıp olmasın. Tamam da Haşmet'le siz buraya oğlunuzla kız kardeşinizi kurtarmaya geldiniz ya. Ne işiniz var içeride? Yavrum 10 dakika sonra kurtarsak neremizi bozar? Ben gideyim belki bu zindanların yerini biliyordur. Yani öğrenirim o yüzden. Tamam mı? Sen kapıda dur. Hiçbir yere ayrılma. Kapıda dur. 3 kere ıslık çaldın mı gel. 2 kere çaldın mı bekle. 1 kere çaldın mı ben işteyim demektir. Tamam mı? Tamam hadi ya. Tamam. Şimdi de erkek ol. Birlikten başka her şeyi yapıyoruz ya. Her şeyi yapıyorum. Nerede be bu adam? Tahtında oturur. Bu ne ya? Sultanım. Sultanım. Ay sizin boyunuz birazcık daha uzun değil mi? Acıcık daha. Boy? Boy mu dedin? Benim boyum mu? Canım boyun ne önemi var? Önemli olan işlevim değil mi? Yani doğru diyorsunuz. İşlev daha önemli tabii. Çıngıraklı. Beni mi bekliyorsun? Kuku! Ya vazife başındayım. Yalnız ben şu anda. Aa, hadi ama Çıngıraklı Paşa. Bak sonra sen gelir istersin. Ben de veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Ya vazife başındayım diyor ya bacım. Niye anlamıyorsun ya? Hadi hadi kaçalım. Acıma. Sensin bacı. Oh be. Atlattık. Aman neyse biz bunları bırakalım da kimseler rahatsız etmeden bir an önce halvet olalım. Evet, neremizi bozar? Yani malum abi de saraya geldiğinden beri neredeyse sadece onu çağırdınız halvete. Ya öyle mi? Vay zilli vay. Yani ne kadınmış. Ama üzülmeyin ben size hiç kırgın değilim. Çünkü ağaçtaki bütün meyvelerin tatlarına bakmadan en lezzetli meyvenin ben olduğumu nereden anlayacaktınız ki değil mi? Karpuz mu dedin? Olsun. Siz hiç merak etmeyin. Abidenin yaptığı her şeyi ben de yaparım. Hatta 2 katını yaparım. Hatta istiyorsanız onun gibi de davranabilirim. Sultanı gördüğüm anda bir kıvılcım yandı şuramda. Ha yeter, yeter. Abide, abide. Adamda konsantrasyon.
bırakmıyorsun be. Hevesim kaçtı benim. Aa sultanım, söz veriyorum, söz söz söz. Basur sözü, bir daha abi de demeyeceğim, hiç demeyeceğim. Ya olsun, bir kere benim hevesim kaçtı. Hevesim kaçtı mı bir daha geri gelmiyor. Ben biliyorum ya kendimi. Gidiyorum ben. Ay sultanım ben. Ne olur oturun. Ya bir de oğlan çocuğu falan böyle, onu kurtarmaya ben kendim... tamam işte, biz de zaten gelecekte yolumuz için bulunmuyor muyuz burada? Tamam tamam da benim bir kere şeyim kaçtı. Ben kendimi biliyorum ya. Hep böyle oluyorum. Yok yok. Hadi al aspalı. Ya sultanım ya. Tam sağ ve seyirci avantajımı kullanmak üzereydim ya. Gene olmadı. Oh, çok kısa süre. Neyse, merak edin, başına gelir. Haşmettim, üzülmeyin. Merak etmeyin yani. Birazdan çeneni kapamazsan hiçbir erkeğin başına gelmeyen senin başına gelecek. Gerizekalı. Hadi kurtaralım oğlumuzu, kız kardeşimizi. Kurtaralım. Bana bak. Kendimi kız kardeşim ve oğlum için feda ettiğimi sakın maça kızına söyleme. Papazlık olmuyor işte. Söyleme. Ama bir tebrik edeyim ya. Ne işte? Ya bir tebrik edeyim. Haşet'le bir tebrik edeyim. 20 saniye. 20 saniye. Salak! Şeyi mi tuttun? Kronometre mi tuttun? Saatin matinde yok. Yürü! Salak! Durup durup da sultanı ne yaparmış onu bak. Gel! Mahpusada düşünce, düşünce sazı aldım elime, elime. Oy oy garip anam, kadın anam, yolumu gözler. Anam benim anam, yolumu gözler. Nöbetçi, kesin sesi, nöbetçi! Vakit geldi demek. Ya böyle zaman geçmesin dediğinde... o kadar hızlı geçiyor ki. Hızla geçse ne olacak? Sonunda ne olacaksa olacağına varacak. Gel! Uyanık mıydınız sultanım? Hayır Gaybettin. Ben böyle yatıyorum, koyuyorum kafayı, kuruyorum kendimi. Biri kapıyı çalınca böyle kalkıp aniden gir diyor. Sultanım, bir parça gerginsiniz zannediyorum. Hadi ya, o kadar belli oluyor mu? Esasen... Hakkı haliniz var sultanım. Ne bileyim, yıllar sonra birine gerçekten aşık oluyorsunuz. O aşık olduğunuz kadın sizi fena halde boynuzluyor. Arkasından onu idamla cezalandırmak üzeresiniz. Ben de olsam, ben de bir parça gerilirdim. Aa bak, gerginlik dedin aklıma geldi. Ya dün biz cellatla konuşuyorduk. Bir kelleye bir kelle bedava kampanyası varmış. Katılmak ister misin gaybettin? Hayır sultanım, ben almayayım. Bu tarz hareketler insanları tüketim toplumuna doğru yönlendiriyor. Ne bileyim, Noel'di, sevgililer günüydü. Bana göre değil. Kapa kendini o zaman. Sultanım. Cellatlar infaz için kötü fizik hareketleri yapmaya başladı. Sultanımız infaz için bekleniyor. Yürü et. Yalt etmişler. Yürü. Bu arada Gaybettin, ya iki bayram arası infaz yapılmaz diye bir söz yok mudur? İki bayram arası infaz? Nikah değil miydi o? Ha, hayır be, infaz o. Yok yok, iki bayram arası nikah olmaz. Hatta benim hala oğlu iki bayram arası geçen de evleniyordu, nikahı ertelediler. Oradan biliyorum, ben de bir reşat taktım. Nasıl oynadık damat alayı? Çaz çaz çaz! Oradan biliyorum yani. Oradan biliyorsun ha? İhtiyacımız olan hiçbir şey bilmiyorsun ama bunları biliyorsun. Çekil buradan, giyineceğim. Hadi bakalım, vakit geldi.
Dönemin kadından telkin ister misiniz? Yok, istemeyiz. Anne kız, sence bu kamçılı adam abimin işini bitirebilecek mi? Kesin öldürmüştür. Ben güveniyorum bu kamçılı adama. Hem adeleli adeleli kollarını görmedin mi kamçıyı sallarken? Ne o? Çok mu beğendin yoksa bu kamçılı adamı? Aman ne beğeneceğim canım el alemin adamını. Ben onun sanatına hayranım. Peki o zaman neden akşamüstü odana geldiğimde böyle sen uyuklarken kamçıla beni, kamçıla beni diye bağırıp duruyordun? Ay sus kız, bir duyan olacak. Öyle mi dedim hakikaten? Hmm. Neyse, abim önce bir ölsün, sonra gelip arada bir kamçılar artık seni. Zehirim. Tamam artık abartma. Kızacağım bak şimdi. Bırak sen şimdi şu kamçılı adamı da acele et. İnfazı kaçıracağız. Anne kız, hı, abim öldükten sonra bu infaz iptal edilmesin sakın. Niye iptal edilsin ayol? Kesinleşmiş hüküm var. Hem devlette devamlılık esastır. Tamam, bulduk. Burasıydı. Boş. Açık, açık. Haşmetli, burada biri var. Salak, o biri benim. Benim, görmüyor musun? Gel. Gel bir de buna bakalım. Boş. Hiçbiri yok. Aa, acaba tünel kazıp kaçtı mı bunlar? Yok, 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 yok. Zannetmiyorum. Yani tamam, ulan bu ne zayıf. Yani o kaçabilir, tünele sığar o, tamam. Ama yani kardeşiniz, abi de sultanın poposu hayal ettiğim kadarıyla biraz büyük. Onun zor yani. Bir ay falan bir uğraşmaları lazım tünel kazmak için. Yani. Gerizekalı, olayı çözemedik diye mevzuyu popoya mı getirdin? Üstelik kız kardeşinin poposuna. Ama Haşmetliğim, yani benim vezir olarak görevim, inandığım, bildiğim doğruları size aktarmak, değil mi? Bildiğin doğrularmış. Senin bu ürettiğin doğruları kuru fasulye yiyen herkes zortlatabilir. Gerizekalı fırtık. Ya Haşmettin, gene laf falan çıkmış olmasın? Yani ne bileyim, belki Rahşan Hanım'ın 20-30 nesil öncesi ecdadı Basurlu falandır yani, ne bileyim. Ah, ah babayın kemiği. Acaba diyorum, hep bunu düşünüyorum. Bu dediklerinden sen kendin bir şey anlayabiliyor musun? Ben kararımı verdim. Bundan sonra senin kafana vurmayacağım. Teşekkür ederim, sağ ol. Hadi gidelim. Anne! Bu da nereden çıktı ya? Sonun geldi. Küçük Esat. Sen kimsin ya? Ne ayaksın anlamadım. Ben kamçılı adam. Tamam, onu görüyoruz da ne işin var burada yani? Seni öldürme ihalesini bana verdiler. Küçük Esat. Hazır mısın tahtalı köyü boylamaya? Yok kardeş, karıştırdınız galiba. Ben sizin aradığınız Küçük Esat değilim. Ben Ulan Batur, Ulan Batur. Söylesene oğlum Ulan Batur olduğumu. Söyleyeyim de Haşmettim, yani kafaya koymuş görünüyor. Boşuna ne kendini ne de başkalarını yor Küçük Esat. Seni öldüreceğim Küçük Esat. Sesim yankı yapar diye diye gülmüyorum. Senden tek bir ricam var. Akıllı, uslu bir biçimde ölmen. Seni öldüreceğim Küçük Esat. Tamam kardeşim, tamam. Sinirlenme. Biz burada kedi gibi mırıl mırıl, ılık ılık ölür gideriz. Ya manyak mısın ya? Aa, katilin de değiyorsun, bize çarpıyor ya.
Esat! Bir dakika kardeşim. Ben Ulan Batur'um. Cücük Esat değilim. Bak bak bak, 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 bak takma bu takma. Bak bak görüyor musun? Bak, kardeşim ben sizdenim. Ben de kötüyüm. Söylesene şuna. Kötü biri oldum. Aa! Doğru söylüyor. Pisliğin, rezilin, adilin tekidir kendisi. İlk defa sana katılıyorum. Cücük Esat değilim. Hadi yürü anlamıyor. Yürü! Yürü! Yürü falan! Karılar! Kız küpemin tekini bulamıyorum. Göreyim var mı? Hadi hatunlar hazır mısınız? İnfaz başlamak üzere. Ay kız renginar. Bu ayakkabının üstüne bu elbise olmuş mu? Ama niye bileyim? Beni bildiğin elbisenin altına ayakkabı seçilir. Bu gitmiş ayakkabının üstüne elbise olmuş mu? Git bebiş. Ayol o pek giymediğinden bilmez bu konuları kız. Bana bak çeşmi fesat. Ay süslenmeniz bitmedi. Hadi artık hazırlanın. Toplanır hatun nerede? Buradayım. Sen hiç dert etme zilli kadın. Ben pratik kadınımdır. Şıp diye hazırlanırım. Yani vallahi pratik kadınsın yani. Ay, sizi gören de infazla değil de düğüne gidiyorsunuz zanneder. Hadi hadi bir an önce hazırlanın da gelin bekliyorum. Ay bizim için iki size bir nasılsa değil mi kızlar? Ya ya. Boyunları vurulacak sultanım. Ha! Ama siz derseniz ki klasik bir şey olmasın, fantastik bir şey olsun. O zaman ayaklardan başlıyoruz. Yukarı doğru filato biçiminde de dilimleyebiliriz. Saçmalama çıkarttı. Manyak mıyım ben? Psikopat mıyım ben? Bırak, idam neyi gerektiriyorsa öyle yapılsın. Benimki sadece bir fikir sultanım. Böyle fikir olsun diye. O kadar organizasyon yapıyoruz, bir darbede bitmesin. Başlayalım dilimlemeye. 50, 100, 150, 200, 300, 500. En azından şu emeğimize değsin yani. Bu kadar insan emek harcıyor. Yani 300-500 parça bizim için uygundur. 300-500. Stop. Hoppa, koptu. Kale Murat! Kale Murat! Emredin sultanım. Yavrum, hükümlerin yüzlerine suçlarını oku. Emredersiniz sultanım. Basur Sultanlığı haremi cariyelerinden Abide Hatun, Yüce Sultanımız Küçük Esat'ı bir erkekle, hem de tipsiz, tıfıl, ödük, şapşal, hırto bir erkek müsveddesiyle aldatarak, boynuzlayarak, ren geyiğine çevirerek, yedi düvele rezil rüsva etmiştir. İş bu sebepten ötürü cariye parçası Abide Hatun mahkemede yargılanarak idam cezasına çarptırılmıştır. Umarız bu ceza kendisine bir ders olur. Gelelim diğer suçlunun fezlekesine. Neydiği belirsiz olan ayakkabıcı parçası haddini hudduğunu aşarak, sultanımızın haremine sarkarak, sarkmakla yetinmeyip bir cariyesini koklayarak, koklamakla kalmayıp... Oha! Yeter! Kısacası yüce mahkememiz bu ayakkabıcı parçasını yargılayarak idama mahkum etmiştir. Ancak hafifletici sebepler göz önüne alındığında kaza oturtularak değil, kellesinin karar verilmiştir. Umarız bu ceza kendisine bir kapak olur. Evet sultanım. Araya giriyorum. Artık töreni başlasın mı? İdam cezamız başlasın. Şşş.
Baba, kan kuyruk. Önce sen koy kafanı ve bıyıklı. Badem, koy bakayım oraya. Koy oğlum. Koy, 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 koy. Seni her türlü gebertirim Esat. Nasıl olursa olsun seni öldüreceğim küçük Esat. Nereye geldik biz böyle ya? Ha? Her türlü gebertirim. Aha, yürü git be. Su testisi su yolunda testisi derken testiyi kastediyorum. Bu söylediğim sakın biplenmesin. Su testisi su yolunda kırıldı. Kansız çıktı. Neyse iyi oldu. Kalman bulaşmadı ortala. Rütükleri az sormaz. Dur burada. Dur sen. Neler oluyor burada? Ulan motor. Sen niye benim kostüme girdin? Bedesin! Sen niye benim kıyafetlerime giriyorsun babayınca mı? Anam! Bu kansız, bu katil zanlısı sizi öldürmek için plan yapıyormuş. Biz de bunu duyduk. Dedik ki ne yapalım, ne yapalım? Küçük Esat'ın kılına gelelim, onu kurtaralım dedik. Yani benim hayatımı kurtarmak için benim kılığıma mı girdin? Ona inanayım mı yani? Evet. Sana yalan borcum mu var? Gerçi biz birbirimize rakibiz. Öyle gibi görünüyor. Çünkü benim tonlarca erkek evladım, sizin tonlarca kız evladınız var. Hani bir dostluk yokmuş gibi görünse de yine de dostuz. Ve ben dostumun öldürülmesini asla istemem. Bu söylediklerinin pek inandırıcılığı yok. Ama yüzde bire bile doğru olsa sana teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Böyle kuru kuruya teşekkür de yani pek oturmadı. Ne istiyorsun? Bütün borçlarını mı sileyim? Tabii. Başka ne isteyebilirsin ki? Yok yok yok. Bu borçlarımı silmenizi falan istemiyorum. Bu iki idam mahkumunu serbest bırakıverin gitsin. Ne? İdam mahkumlarını serbest mi bırakayım? Sultanım, sultanım. Ayakkabıcı çırağı çocuğu da, bu iffetsiz kadını da sakın serbest bırakmayın. Bizi hayatta yakışmaz. Bu ayakkabıcı çırağı benim en sevdiğim uzaktan akrabam ayakkabıcının çırağıdır. Bunu öldürürseniz benim ayakkabıcı iflas eder, batar. O yüzden lütfen bu çocuğu serbest bırakın. Arada da hanımı da şey yapın. Ne yapın? Yani kadın olarak sizin çok cariyeniz var. Maşallah her taraf kımıl kımıl. Her yerden cariye fışkırıyor. Bir tane eksik olsa nerenizi bozar? Bu isteklerin kabul edilebilir gibi makul istekler değil. O yüzden de reddettim. Sultanım. Ne var sadakatsiz cariye? Haddim değil biliyorum ama... ölüme giden bir insanın son arzusu olarak kabul edin bunu. Bu çocuğun hiçbir suçu yok. Ben ayarttım onu. Her şey benim suçum. Lütfen onu serbest bırakın. Demek bu ayakkabıcı parçasını ömrünü feda edecek kadar çok seviyorsun öyle mi? Pekala o zaman. Seni azat ediyorum. Ama eğer seni bir daha bu sarayın çevresinde görürsem... o kelleni bedeninden anında ayırırım. Evet haylaz. Bir daha böyle şeyler istemiyorum. Tamam mı? Sana demiyor muyum? Evin önünden uzaklaşmayacaksın diye. Topu kaçsa da bırak gitsin. Sana topmuyor. Sana istediğin kadar top alırım ben. Yürü. İnsanda keyif falan bırakmadınız. İnfazı öğle yemeğinden sonra erteliyorum. Çıkın.
abimden bir türlü kurtulamadık. Ay üzülme kızım, ölmeyenle ölünmez. Önümüzdeki suikastlara bakacağız artık. Ama hiç olmasa teselli ikramiyesi olarak abide denen kadından kurtuluyoruz. Haklısın. En azından zaman kazanmış olacağız. Şu abide denen cadıdan erkek evlat sahibi olma korkusu olmadan. Evet sultanım. Maktul hazır. Getirsinler mi? Ne maktulü kardeşim, ne maktulü? Yaşayan insan maktul olur mu? Öldükten sonra olur o. Tamam sultanım, siz de amma detaylara takılıyorsunuz ya. Bu da manitasının peşine işte. Getirsinler mi? Söyle getirsinler. Canım maktulü alayım, sal gelsin. Getir canım, getir bakayım. Beyazları da giymiş. Gören de gerdeğe giriyor zanneder yani. Aman cellalın baltasının altına girsin de isterse ot götürmesin, fark etmez. Kızlar, Doyucan Usta elma yapmıştım. Önden aşırdım biraz, ister misiniz? Şu aklın fikrin boğazda be. Şurada bir ağız tadıyla infaz seyredeceğiz. Şapırdat boğazını da. Tamam. Ah sultan, ölüme bile giderken o kadar mağrur ki. Kirlenmesin diye. Belki elbisenizi saray müzesine koyarlar. Gerek yok. O elbise aynı zamanda benim kefenim olacak. Ha! Yüce Sultanım, saygıdeğer saray eşrafımız ve de abide zillisinin itiraz ediyorum. Abide Hatun, kafasının gövdeden ayrılışının gösterisini seyretmeye gelmiş psikopat, manyak, kafadan koltak, mahsur halkı, idam gösterimize hoş geldiniz. Evet, bu muhteşem gösteriye geçmeden evvel isterseniz cellat sponsorumuz kafa koparan AŞ Anonim Turizm Ltd. ŞT adına arkadaşımıza koca bir alkış alalım. Kes! Kes! Bana bak, kes! Kısa kes çıngırakta! Yoksa o celladı sana sponsor edeceğim ömür boyu. Hem de kısa bir ömür. Tabii, haklısınız sultanım. Evet! İdam cezasına çarptırılmış hükümlü abide. İnfazından evvel son bir arzun var mı? Son arzum? Ne yaşanmış olursa olsun her zaman sultanımı çok sevdiğimin bilinmesidir. Ha, biz de bunu yedik. Tabii tabii. Ha bir de? Ne bir de ya? Son arzunu sorduk, söyledin işte, daha ne? Tamam çıngıraklı, uzatma. Abide, ha bir de dedi. Ha son arzu, ha sondan birinci arzu, ne fark eder? Söylesin, nedir? Söyle. Can erik istiyorum. Can erik mi? Evet. Canım can erik çekti. Ay benim de canım çekti şimdi. Böyle tuza batırırsın, tuzlu tuzlu yersin. İyi de ben bu mevsimde nereden bulacağım can erik ya? E benim daha vaktim var. Evet. O zaman can erik mevsimi gelene kadar infaz iptal edilmiştir. Sultanım bir dakika, one moment. Lütfen bir dakika dinler misiniz? One minute. Bakın ilk arzusunu sordunuz, söyledi. İkinci arzusunu sordunuz, can erik istedi. Ya can erik için infaz ertelendi. Devlet erkanının neresine sığar ya? Sultanım demeyeyim dedim ama
Paşacığım bu sefer haklı. Hani ben de abideye uyuz değilim ama yani bu kadar da olmaz. Yani ne bileyim, bundan daha ihtimalsiz bir şeyler de istenebilir. Bir idam mahkumu gelip diyebilir ki olimpiyatları görmek istiyorum. Ya da daha imkansız bir şey düşünelim. Misal, Fener'in Saracoğlu stadında cimboma yenilmesi. Yok! Bunu isteyebilirler ama yani. Bir şey isteyebilir. Bak bir dinle kankici. Adam çıkar der ki, ben de Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nı aldığını görmek istiyorum. O zaman ne yapacaksın abi? O zaman ne yapacaksın abi? Yani ne bileyim, daha da imkansızı. Avrupa Birliği'ne girmesini bekleyeceğim dedi. Hadi bu. Son isteği bunu söyledi. Böyle devlet sistemi olmaz. Birilerini kesmek lazımsa böyle kesilmez insanlar. Denetmeyin beni. Acaba bunlardan hangisi daha imkansız? Kusura bakma abide. Sana erik temin edemiyoruz. Ama istersen sana mevsim meyvelerinden karışık bir tabak yaptırayım. Yok sultanım ya. Benim canım can erik istemişti ama yoksa artık ne yapalım, sağlık olsun. Bak şey yaptırayım. Zamanla pazardan aldım. Yeni Dünya, Malta eri. Çekirdeklerini çıkarttırayım onlardan ya. Gerçi o gaz yapar ama. Hadi bir an önce bitsin artık bu iş. Sultanım, işaretinizi bekliyorum. Sultanım şu elinizi indirin ya. Alt üstü bir el hareketi yapacaksınız. Esnaf dükkanları kapamış gelmiş. Gösteriyi seyrediyorlar. Hadi. Şimdi ben sana el hareketinin kralını yapacağım. Aklını alacağım seni çıngıraklı. Sus! Affet beni abide. Seni ölene kadar seveceğim. Ne az sonraya kadar mı? Ulan kapasana şerini! Gerizekalı! O ölene kadar mı dedim? Ben ölene kadar! Ha, bir şey yaptığını seveceksin.